Birim 6'dan merkeze. Devam et birim 6. Paul Ken Johnson'dayım. HPR 0612 plakalı fren lambaları bozuk mavi bir Subaru görüyorum. Haberin olsun birim 6. O araba çalıntı olarak bildirilmiş. Dikkatli ol. Arabana geri dön. Hey! Ah tanrım. Aynı rüya mı? Aa, evet. İyi olacaksın. Sadece biraz zaman alacak. İyi olacaksın. O üniformayı tekrar giyebileceğim sanmıyorum. Zamanla alışacaksın. Başka bir şey yapmak istediğine karar verirsen ben arkanda olacağım. Neye karar verirsen ver. En azından bu sefer yüzünü görmedim. Bu iyiymiş. Bu ilerleme değil mi? Evet. Evet. Sanırım öyle. Biliyor musun ne zaman bu olsa beni kurtarmak için koşarak gelmene gerek yok ama sağ ol. Ben buradayım. Senin yanındayım. Senden vazgeçmeyeceğim Jake. Sorun değil. Hadi yatağa gidelim. Tamam mı? Hadi. Hadi yatağa gidelim. İnsan koca ayağa karşı. Gruba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özel bir konuğumuz var. Bu Bay Jack Rawlins. Jack bugün bizimle oturacak. Ne yaptığımızı görecek ve grubumuzun kalıcı bir üyesi olmak isteyecek mi göreceğiz. Herkesin Jack'i sıcak bir şekilde karşılamasını istiyorum. Hoş geldin Burada Jack. Burada olmana sevindim. Teşekkürler. Evet Jack. Genelde bu tür şeylere başlarken senden biraz bilgi isteriz. Bize kim olduğundan bahset. Kendini anlat biraz. Ben Jack. Ve... Ben silahlı kuvvetlerdeydim. Sahi mi? Hangi koldasın? Ordu. Özel kuvvetler. Hurra! Hizmetlerin için sağ ol. Teşekkürler dostum. Ve sonra evlendim ve buraya geri dönüp polis oldum. Şu anda polis değilim. Aslında olanlardan sonra uzatmalı izinliyim. Tekrar polis olmak istiyorum ama sadece... Üniformamı henüz giymeye hazır olduğumu düşünmüyorum. Burada olmak karımın fikriydi. Onun isteğiydi. Ama bunu derken burada olmak istemiyorum demiyorum. Bu benim de isteğim. Yardımcı olacağını düşündü ve ben de bir zararı olmaz dedim. Sonuçta buradayım işte. Sanırım hepsi bu. Dostum, burada olduğun için mutluyuz. Ve bilmeni isteriz ki ben dahil her birimiz bir nedenden dolayı buradayız. Hepimizin şeytanları var, hepimizin sorunları var. Ve bilirsin,
Belki de burada olmak iyileşmene yetecek kadar üzerindeki yükü kaldıracak dostum. Umarım zamanla bilirsin, burada olup bizi sadece küçük bir terapi grubu olarak değil, sadece burada oturup gevezelik yapan insanlar olarak değil, bu yükü üzerinden kaldırmada sana yardımcı olacak aile, insanlar ve arkadaşlar olarak tanıyacaksın. Şimdi, genelde böyle zamanlarda neden burada olduğunu, seni bize neyin getirdiğini biraz paylaşmanı isterim. Paylaşırsın veya paylaşmazsın. Bu senin kararın. Sakıncası yoksa sanırım bu seferlik pas geçeceğim. Belki gelecek sefer. Tamam, kesinlikle. Sorun yok. Bütün mesele bize açılman konusunda rahat olmanla ilgili. Larry, dostum. Neden açılışı sen yapmıyorsun? Ben Larry. Eski askerim, özel kuvvetler. Vietnam'dan Grenada'ya kadar. Sağ ol dostum. Selam. Hey, nasıl geçti? İyiydi. Sadece iyi mi? Yani haftaya tekrar gelecek misin? Evet, bir şans vereceğim. Güzel. Orada iyi insanlar vardı. Güzel, bugün geldiğin için gurur duyuyorum. Benimle henüz gurur duyma, bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Yine de ilk adımdı ve attın. Gurur duyuyorum. Teşekkürler. Bu öpücük hepsinden daha yardımcı oluyor. Bende de daha fazlası var. Hadi gidelim buradan. Tamam. Mutlu yıllar sevgili Aaron. Mutlu yıllar sana. Doğum günün kutlu olsun Aaron. Teşekkür ederim. Hey dostum, geldiğin için sağ ol. Nice yaşlara dostum. İyi eğlenceler. Kardeşim, biraz oturalım mı? Yarın kaçta yola çıkıyorsun? Sabah ilk iş. Şimdiden her şeyi topladım bile. Heyecanlı mısın? Hiçbir fikrin yok. Bunun için uzun zamandır bekliyorum. Gitmeye hazırım. Eminim öylesindir. Biliyorsun, bu benim ilk seferim değil. Yolun tamamını gitmeye çalışmayacağım. Kristin'le konuşma sıklığın nedir? Onunla her gün konuşuyorum. Bir uydu telefonum var. Orada sinyal çekmiyor. Yani. Gruptaki ilk günün nasıl geçti? Sorma. Henüz bir şey yok. Dayan kardeşim. Sabırlı ol. Buna bir şans verdiğin için seninle gurur duydum. Biliyor musun, bu gece seni gülüp eğlenirken görmek gerçekten güzeldi. Bunu uzun zamandır yapmıyordun. Kardeşimin geri dönmesi güzel. Deniyorum. Yapabileceğin tek şey bu. Selam bebeğim. Hey. Gitmeye hazır mısın? Sen hazırsan. Yani gitmeye hazırmış. Seni rahat bırakacağız. Orada dikkatli ol. Olurum kardeşim. Beladan uzak dur, tamam mı? Ben mi? Sen? Hayır, olmaz. Görüşürüz adamım. Pekala. Hoşça kal. Hoşça bir de bol kal. Bol fotoğraf çek, tamam mı? Çekerim. Tamam. Ama lütfen çıplak olmasın. Burası kesinlikle çok güzel. Evet öyle. O bakışı tanıyorum. Her şey yoluna girecek. Savaşa gitmiyorum ya. Tanrı'nın seni koruyacağını biliyorum ama seni özleyeceğim. Mesafe sevgiyi artırır derler. Belki döndüğümde beni daha çok seversin. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Biliyorsun, gözümde zaten onda onsun.
Biliyorum. Buna ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Biliyorum öyle ama beni her gece arayacağına söz ver. Her gece. Söz veriyorum, arayacağım. Tamam, lütfen dikkatli ol. Her zaman. Seni seviyorum. Artık gitsem iyi olur. Seni seviyorum. Dikkatli sür ve sürerken mesaj atma. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Ah, bu çok iyi olacak. Merhaba aşkım. Merhaba, ne yapıyorsun? Mesajlarıma bakıyordum sadece. Nasıl gidiyor orası? İyi gidiyor. Bugün çok yürüyebildin mi? Evet, bugün yaklaşık 16 kilometre yürüdüm. Dostum, ayaklarıma karasular indi resmen. Ha, köpeklerim avlıyor. Neydi o? Bilmiyorum. Sen de duydun mu? Evet. Bu bir baykuş muydu? Ne olduğundan emin değilim. Orada mısın? Evet, evet. Sadece seni dinliyorum. Ses kesildi. Ne olduğunu bilmiyorum. Her neyse, günün nasıldı? Aynı tas aynı hamam. Bugün sadece evi temizledim.
Güzel, güzel. Sanırım iyi olacak. Şarjımı tasarruflu kullanmalıyım. Sadece seni arayıp her şeyin yolunda olduğunu söylemek istedim. Yarın akşam konuşuruz. Tamam. Seni seviyorum. Geceler. Erin. Kristin. Sorun ne tatlım? Bilmiyorum. Muhtemelen hiçbir şey. Söylesene. Neler oluyor? Bilmiyorum. Ormanın içinde tuhaf sesler duydum. Oralarda dolaşan bir şey var. Sence birisi seninle dalga mı geçiyor? Öyle mi düşünüyorsun? Ben bilmiyorum. Olabilir. Buralarda başka birinin olduğuna dair pek de bir iz görmedim. Bu sabah bir selfie çektim ve arka planda bir şey vardı. Ne gördün? Ne olduğunu bilmiyorum, anlayamadım ama büyüktü. Belki bir ayıdır dedim ama ayı gibi de değildi ve beni izliyormuş gibiydi. Belki de yolculuğu kısa kesip yarın eve gelmen gerekir. Belki de. Buna sabah karar vereceğim. Eğer bir şey olursa beni ara. Ben de jandarmaya haber vereyim. Tamam, ararım. Seni seviyorum Erin. Ben de seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Adım Alan Rollins. Bu videoyu çekiyorum çünkü bu gece bana ne olacağını bilmiyorum. Orada bir şey var. Ve yaklaşıyor. Bu videoyu bulan olursa karıma onu sevdiğimi söyleyin. Bunu açık tutup cebime koyacağım ve oradaki şey her neyse gidip onunla yüzleşeceğim. Silahım var. Eğer bu bir tür şakaysa dursan iyi olur. Thank you.
Jack. Kristen aradı. Aaron'la ilgili. Ne oldu? O kayıp. Son iki gündür aramıyormuş. Ah tanrım, böyle bir şey olabileceğinden korkuyordum. Hadi oraya gidelim. Hemen bir sonuca varmayalım. Belki uydu telefonunun pili falan bitmiştir. Çocuklar, onun iyi olduğuna eminim. Yani belki düşürdü ve kırıldı. Eminim tüm bunların mantıklı bir açıklaması vardır. Aaron koca bir çocuk, kendine nasıl bakacağını biliyor. Ama ya yaralandıysa? Ya uydu telefona ulaşmazsa? Ben bölgedeki ilçe şefini arayıp kayıp olduğunu haber vereceğim. Neredeyse 48 saat oldu. O beni arardı, arayabilseydi. Pekala, aramayı yap. Tamam. Aaron! Abinizin çadırı mı? Aaron. Aaron. O burada değil Kristen. O öldü mü? Değil mi? Kristen, bunu bilmiyoruz. Bunu ne yapmış olabilir? Bu kocanızın tabancası mı? Evet. O asla silahını bırakmazdı. Aaron. Tanrım, hayır. Bir kara ayı yapmış olabilir mi? Olabilir. Bu bölgede oldukça yaygınlar. Ama Aaron nerede? Kocam nerede? Aramaya devam edeceğiz çavuş. Tamam. Herhangi bir ayı izi görmüyorum. Hey Dwight. Bu telefonu patikadan 50 metre uzakta buldum. Bu Aaron'ın telefonu. Tekrar ihtiyacımız olana kadar sizde kalsın. Aramamızda kuzeye odaklanalım. Telefonda bir video var. Bekle, ne? Silahım var. Eğer bu bir tür şakaysa dursan iyi olur. Silah sesi mi onlar? Neye ateş ediyor o? Bu çok karanlık. Ben de bir şey söyleyemiyorum. O öldü. Aramaya devam edeceğiz. Hala hayatta olabilir. Hayır. O öldü. O öldü. Oh tanrım. Sakin olun hanımefendi. Tuttum sizi. Kaldır onu, kaldır. Tamam, ben de. Buradayız. Hey, onu arabaya götür, tamam mı? O öldü. O. Yine söyle. Tamam, birini hemen göndereceğim. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın Bay Rollins. Abimin eşyaları için geldim. Pekala, hemen şurada sizin için getireyim. Tabancası dahil her şey burada. Tabii ki boş. O çadır hariç. Halini düşününce onu geri isteyeceğinizi pek düşünmedim. Sorun değil, ona ihtiyacım yok. Eve mi dönüyorsunuz? Eşlerimiz dönüyor ama ben biraz daha kalıp araştırmak istiyorum. Tamam. Bay Rollins, umarım dışarısının çok büyük bir vahşi alan olduğunu anlamışsınızdır. Denizde kaybolmak gibidir. Bir şey bulma ihtimaliniz çok düşük. Evet, biliyorum ama o benim abim. Denemeliyim. Pekala. Anladım. Sanırım konu benim kardeşim olsaydı ben de aynısını yapardım. Ne kadar sürecek sizce? En fazla birkaç gün sürer. Pekala. Biliyorsunuz ki uydu telefonu bozuldu ve... Orada cep telefonu kapsama alanı yok. Eve gitmeden buraya gelip bize her şeyin yolunda olduğunu söyler misiniz? Bunu yapabilirim. Sağ olun şerif, minnettarım. İyi şanslar. Sağ olun.
Siyah ayı saldırısı bu bölgede pek nadir görülür. Ancak bu olduğunda hayatta kalanların olması pek olası değildir. Kalbimiz ve dualarımız şu anda Rollins ailesiyle birlikte. Aaron Rollins'in cesedi hala kayıp. Ailenin rahatlaması için cesedin bulunmasının çok önemli bir şey olduğunun farkındayım ama burası çok geniş bir vahşi alan. İnsan gücümüz ve kaynaklarımız sınırlı ve şimdiden onu bulmak için... Kristin nasıl oldu? Çok iyi değil. Sonunda onu yatırdım. O uyuyor. Telefonu aldın mı? Duşa gireceğim. Pekala. Bunu yaptığın için minnettarım Jack. Ama yapmak zorunda değilsin. Bence zorundayım. O da aynısını yapardı. Seni seviyorum. Her şey düzelecek. Orada kendini riske atma lütfen. Atmam. Tamam. Eve dönerken dikkatli ol. Olurum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Washita Ulusal Ormanı. Aaron! Thank you.
O mesafe yeter. Hemen kendini tanıt. Bu ormanlara tuzak kuruyorum. Silahsızım. Bu saatte burada ne yapıyorsun? Tuzakları kontrol ediyorum. Duman kokusu aldım. Kim olduğuna bir bakayım dedim. Kuzenim olabileceğini düşündüm. Jack Rollins. Don't be coarse. Hadi ateşin oraya gel de biraz oturalım. Tuzağa dikkat et. Hadi otur biraz. Ateşin yanında ısın. Sağ ol. Seni burada ilk kez görüyorum. Texas'ın doğusundanım. Kampa mı geldin? Keşke öyle olsaydı. Abim birkaç gün önce kayboldu. Evet, haberlerde gördüm. Ama ayı saldırısı dediler. Dedikleri şey buydu, evet. Muhtemelen ayıydı ama ceset nerede? Hiçbir şey bulamadık. Ayı olsa bir şeyler bulurduk. Bu kulağa çılgınca gelebilir biliyorum ama abim kaybolmadan önce eşini aradı. Oldukça korkmuştu. Öyle böyle değil. Sanki bir şeyin onu takip ettiğini ya da bu ormanda gizlice izlediğini söyledi. Bilemiyorum. Hiç de çılgınca değil. Şomazlı biri gibi görünmek istemem. Ama ben dürüstlüğe inanırım. Abini bulamayacaksın. Canlı halde yani. Bu ormanın koruyucusu kızgın ve kana susamış. Ve bence abin yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Ormanın koruyucusu mu? Bunu anlamadım. Pek çok adı var ama muhtemelen onu en çok Koca Ayak adıyla tanıyorsun. Koca Ayağa inanıyor musun? Benim için inanç meselesi değil. Her yerde, belli bölgelerde yaşıyorlar. Ve burada da yaşıyorlar. Bu ormanda büyüdüm. Ve şimdiye kadar iki kez gördüm. Bir kez gençken. Ve bir kez de sadece bir hafta önce. Sana inanmadığımı söylemiyorum Don, seni tanımıyorum ama abimin kayboluşunu efsanevi bir yaratığa bağlamak benim için zor. Anlıyorum. Ve seni ikna etmek için burada değilim. Ama sana bildiklerimi anlatacağım Bay Rollins. İster dinle, ister dinleme. Geçen hafta bir silah sesi duyduğumda buradan çok uzak olmayan bir nehirde balık tutuyordum. Kısa süre sonra yaralı bir koca ayağın sürünerek çıktığını ve kıyıda öldüğünü gördüm. Bir dakika bile geçmeden ikinci bir koca ayak ortaya çıktı.
Yaz tuttu. Sonra sinirlendi. İntikamla kükredi. Ve şimdi gerçekten onun küplere bindiğine inanıyorum. Eğer yerinde olsaydım, buradan çekip giderdim. Hala yapabiliyorken toplanıp aileme dönerdim. Abinle aynı kaderi yaşamayasın diye. Ama o zaman abim burada değildi. Yani bu şeyler varsa bile onu vuran o değildi. Bu önemli değil. Dediğim gibi abin yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Gecenin bu saatinde burada olmana ne demeli? Peki korkmuyor musun? Evet, korkuyorum. Ama tehdit olmadığımı biliyorlar. Silah taşımıyorum. Sadece bıçağım var. Ama sen onun sahasında silahı olan yeni bir üssün. Onlar çok akıllılar. Buraya kimin bir silahla geldiğini biliyorlar. Kendi türünden birinin canını alan aynı silahı. Sen buraya aykırısın. Biz birlikte ormanı ziyaret ediyoruz. Ama usta oduncu o. Bir kamuflaj ve gözetleme ustası. Tam yanında duruyor olabilir. Ama o istemedikçe bunu asla bilemezsin. Evet, sanırım bu gönderiyi sosyal medyada gördüm. Neydi o? Saklambaç dünya şampiyonu değil mi? Komik. Onu ben de gördüm. Ama her şakada bir gerçek vardır. Pekala. Gitmeliyim. Kalmakta kararlıysan, yüce ruh seni korusun. İnan bana, korunuyorum. Tanıştığımıza memnun oldum Dan. Ben de öyle. Ve abin için üzgünüm. Teşekkürler. Dikkatli ol. Sen de. Pardon. Unuttum. Ha, sorun değil, iyi misin? Evet. Hoşça kal. İyi geceler.
Çan nerede? Ah, biri benimle dalga geçiyor. Koca ayak diye bir şey yoktur. Öyle bir şey yok. Kimse sana inanmayacak, Jack. Bunu kimseye söyleyemezsin. Sadece geceyi atlat, sabah buradan defolur gidersin. Ah, iyice paranoyaklaştın, Jack. Sadece paranoyaksın. Hayır, böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmuyor. Seninle dalga geçiyor. Dışarı çık hadi. Kendini göster.
Evet. Lanet olsun. Oh.
Thank you.
hadi. Gel de yakala. Hadi. Arabana geri dön. Hey! Ateş açıldı. Memur Anderson'ın Polk'un köşesinde vuruldu. Destek gönderin. Acil yardım gönderin.
Dostum, sen iyi misin? Ben... bilmiyorum. Burada ne yapıyorsun? Gerçekten emin değilim. Nasıl buraya geldim bilmiyorum. Hey bak, gerçekten pek iyi görünmüyorsun. O yüzden belki arabaya binsem ve seni hastaneye falan götürsem iyi olur. Evet, sakıncası yoksa minnettar olurum. Hayır, hiç de bile. Ben sana yardım etmek için buradayım. Thank you.
Bay Rollins. Nasılsınız efendim? Sanırım iyiyim. Nerede olduğunu biliyor musun? Hastanede mi? Doğru, bir hastanedesin. Günün ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Şimdi gözlerinizi kontrol edeceğim. Tamam. Aaron. Christine. Senin öldüğünü düşündük. Orada ne oldu? Gerçekten bilmiyorum. Her şey çok bulanık. Aaron bir kafa travması geçirdi. Geçici hafıza kaybı var. Hafızasının çoğu geri gelecek ama hepsi değil. Sizce ne kadar burada kalır? Sadece gözetleyip emin olmak için onu bir gün daha burada tutmak istiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Ben yardımcı olurum. Tamam, teşekkürler doktor. Merhaba Rachel. Merhaba. Jack nerede? Hala dışarıda seni arıyor. Beni mi arıyor? Evet. Evet, onunla iletişim kuramıyoruz ama onu bulacaklardır. Ne zamandır orada? O 3 gündür orada. Ama o senden vazgeçmedi. Herkes vazgeçtiğinde o yapamadı. İşte benim kardeşim. Evet.
Buradayım. Buradayım. Ah tamam. Jack. Ah efendim, sizi gördüğüme sevindim. Ah ben de seni. Seni arıyorduk. Ah dostum, seni hastaneye götürsek iyi olur. Pekala, yavaş ol. Sadece ağırlığını bana ver, iyi olacaksın. Hadi bakalım, seni arka koltuğa oturtalım. Pekala, tamam, hadi bakalım. Hadi! O şey de ne öyle? Ne o? Ne yapıyorsun? Sorun yok. O beni kurtardı. Beni kurtardı, hadi hastaneye gidelim. Sorun yok. Sorun yok. O koca ayak mıydı? Olmuş olmalı. O şey çok büyüktü. Buna kimse inanmayacak. Hey, senin için iyi haberlerim var. Abin yaşıyor. Ne dedin? Evet, onu bu sabah 15. otoyolun kenarında bulduk. Hot Spring'te hastanede yatıyor. Ailen beni seni bulmam için gönderdi. Aa, işte bu iyi haber. Gerçekten iyi haber. Merhaba bebeğim, tekrar hoş geldin. Merhaba. Zor günler geçirmiş olmalısın. Ay, bir de bana sor. Bir ara sana bundan bahsetmeliyim ama deli olduğumu düşünürsün. Deli olduğunu zaten biliyorum ama sorun değil. Aaron nasıl? O iyi. Güzel. Merhaba. İyi insan lafının üstüne gelir. Gelir tabii. Her 5 dakikada bir ameliyattan çıkıp çıkmadığını sordu. Seni görmek zorunda. Oraya beni aramaya geldiğini duydum. Aa, bak doğru duymuşsun. Görünüşe göre sen daha çok hırpalanmışsın. Tanrım, size anlatacak bir hikayem var millet. Daha iyi hissettiğimde. Evet, hafızam geri gelmeye başladı. Benim de seninle konuşmak istediğim birkaç şey var. Güzel tınlıyor. Bana bir şey için söz ver abi. Bir dahaki sefer kaybolduğunda lütfen tropik bir yerde kaybol. Sanırım seni orada aramaktan daha çok zevk alacağım. Eminim öyle olacak. Cidden. Aramaya geldiğin için sağ ol kardeşim. Hey kardeşler, bunun içindir değil mi? Kesinlikle doğru. Orada beni bulamazsan bile. Defol git buradan. Her zaman. Çok uzun bir süredir Tanrı'ya dua etmedim. Ve birçoğunuzun Tanrı'ya inanmadığını biliyorum ve sorun değil. Ama benim için bu kazadan önceki hayatımın büyük bir kısmı. Ve Tanrı'yı suçlamıyordum ve ona kızgın falan da değildim. Sadece çekildim. Münzevi biri oldum. Ya dostum, bu çok zor. Acele etme Jack, acele etme. Her şey iyi olacak, bunu atlatacağız. Söylemeye çalıştığım şey şu ki, burada vaaz vermeye çalışmıyorum, tamam mı? Vaiz olmaya falan çalışmıyorum. Ancak İncil bu dünyadaki hayatımızın bir buhar gibi olduğunu söylüyor. Bir bakmışınız var, bir yok. Ve o erkek çocuk sonsuzlukta Tanrı'yla birlikte. Şu anda onunla ve hiç kimse ve hiçbir şey onu Tanrı'nın elinden alamaz. Bir daha asla acı çekmeyecek. Ve biliyorum ki bir gün o çocuğu tekrar göreceğim.
Onu tekrar göreceğim. Ve ben hazırım. Yeniden polis olmaya hazırım. Bunu arkamda bırakmaya, hayatıma devam etmeye hazırım. Ve sadece hayatın hala yaşamaya değer olduğunu birinin bana göstermesi gerekiyordu. Hepiniz desteğiniz için sağ olun. Sen cesursun. Jack dostum, bu gerçekten harika. Seni ne kadar sevip gurur duyduğumuzu söylediğimde herkesin benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum. Sende kalsın. İnsan koca ayağa karşı. Bob Gimlin'e özel teşekkürlerimizle. Так, а сейчас мы нападаем на наших врагов. И здравствуйте, они... дорогие подписчики. Так, начинаем битву. Подходим туду. Вот какие у нас враги, представляете, злые. И у них тоже. У них якобы нету вообще ни тайного знания, ни магии. И военное дело 24. Уровень 13, а у нас уровень 8 всего. То есть здесь мы выиграть вообще никак получается не сможем. Да? Ну, я думаю, сможем. Потому что у них уровень во много раз сильнее нашего.
Ну, хотя бы просто запишем видео, как мы будем драться с врагами народа. И очень смешно. Смотри, самое интересное, мне говорили, что нет магии, а они сразу магию использовали. Как это может быть такое? Да чуфигет, ерунда какая-то. Это все как какой-то обман опять. Видишь? Обман. Да, видишь, когда они сильные, сразу всех убили. Есть колюка. Видишь? Они опять магию использовали. Вот как так может быть? Бутылочки. Вообще непонятно. А давай новую магию используем, чтобы... Слабость, огненный лучше, живой огонь. Самая сильная, а у нас должна быть хоть одна магия самая сильная, вот. Чем-то. Кого еще? Вот надо еще ближе дойти до них. Они нас все равно побьют, потому что кто вот духа почти убил. Непонятно. Как так может быть? Хотя у нас очень мощная атака. Даже ни одного не можно их убить, потому что они все вреднючие прямо. Вреднючие. Да, и магия тут не поможет, видишь. Икра у них другая. Вот, видишь, точность им дали. Усиление урона еще. Как вот так получилось, что им так, такое дали? Повторный ход, что ли, будет? Нет, повторного хода нет, ладно. Давай, кто там будет ходить часто? Ой, лучники всех убьют. Ну и сразу за раз всех убили. И этого убили. Вообще нечестная игра. И вообще глупая. Как они так могут? Непонятно. Надо их всех застрянуть. Чудиков. Ой, тут этих духов четверо сразу. Представляешь? Он сейчас убьет этого. Видишь, с ними вообще сейчас драться бесполезно, но надо идти армию собирать хорошую. Дурницы. Надо, так, наверное, твари подкупать. Давай огненным лучом их поджарим этих. Дуринцов. Духи самые сильные. Ну какие духи тут? Вот ты же видишь, что говно двое. Ну еще и магии пуляют по ним, хотя у него магии нету. Это вообще поражает, конечно, как это все сделано. И вообще гадость, что за штучки? И хватит уже за этих. Удивительно. Какой обман. Очень сильный обман. Угу. Сколько то есть, если у тебя уровень ниже, то никакая армия тебе не поможет так вот. Так они продумали. Все. Что за гадости? Надо ходить себе уровень, драться там с более как бы мелкими отрядами и поднимать. Ну все уже, закончена игра. Загружаем заново. Давай лучше мы армию будем покупать.